İzleyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum ama abone olmadan izleyen çok fazla arkadaşımız var. Onları abone olmaya, bu kanala desteğe davet ediyorum. Burada görüyorsunuz özgürce ve gerçeklikten kopmadan Galatasaray'ı konuşup Galatasaray'ı savunuyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Diğer taraftan beğeni tuşuna da bir dokunalım. Yayın daha fazla ön plana çıksın. Şimdi Gökhan, gazetelerde, ana akım medyada transfer haberleri, transfer gelişmeleri de paylaşılmaya devam ediyor. İki tane futbolcu bugün Galatasaray'ın gündemine girmiş. Bir tanesi Felipe Anderson, diğeri ise Valère Germain. Germain santrafor pozisyonda oynuyor. Felipe Anderson ise kanat ağırlıklı bir futbolcu. Kısa kısa bu iki ismi değerlendirelim. Galatasaray bir yandan da özellikle scout ekibi gelecek sezon için çalışmalarını devam ettiriyor. Ana akım medyada da bu iki ismin çıktığını görüyoruz. Felipe Anderson'la başlayalım. Şöyle bir haber var Gökhan. Biraz da büyüteyim ekranı. Hatta şöyle biraz daha büyüteyim. Daha rahat bir şekilde herkes görsün. Galatasaray'a Brezilyalı kanat. Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı. Yeni sezona yeni bir kanat transferiyle girmek isteyen Sarı Kırmızılar sezon sonu Porto'da sezonu Porto'da geçiren Brezilyalı Felipe Anderson'u bir yıllığına kiralamak için girişimlere başladı. Portekiz basında yer alan haberlere göre bonservisi West Ham United'da olan Anderson için satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapıldı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken İngiliz ekibinin Galatasaray'ın önerisine sıcak baktığı da ifade edilmiş. 15 milyon euro bonservis bedeli var Gökalp. Açıkçası yani 28 yaşında ve geçen sezon, bu sezon, son iki sezonda çok iyi işler yapmış bir isim değil. Bu sezon sadece 4 maçta oynayabilmiş. Şurada görüyorsun asist ve golü yok. Galatasaray Feghouli ile yolları ayıracak ve mutlaka bir kanat oyuncusu alacak, bunu söyleyelim. Bu sezonki istatistiği şu an ekranda gördüğünüz 4 maç 0 gol 0 asist. Şu da geçen sezonki istatistiği 27 maç 1 gol 5 asist yapmış. En çok sol kanatta oynamış. Sağ kanatta oynayabiliyor. 10 numara ve forvet arkası yani gizli santrafor gibi de oynayabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Felipe Anderson ne dersin? Galatasaray bu oyuncu Galatasaray için uygun mu? Ben biraz son dönemdeki performanslarını vasat buldum açıkçası Gökhan. Şimdi şöyle izah edeyim. Felipe Anderson 28 yaşında Brezilyalı bir sol ön oyuncusu. Sağ ayağını da kullanabiliyor. Felipe Anderson'un iyi olduğu dönemler Lazio'daki son dönemi. Yani onu West Ham'a 38 milyon euro ödeten performansı Lazio'daydı. Ki West Ham'da bir futbolcuya Premier Lig'de orta sıra takımı bir takımın 38 milyon euroları ödemesi normal gibi karşılanabilir ama 38 milyon euro 2017-18'de iyi paraydı. Yani West Ham'ın böyle bir parayı gözden çıkardığı bir oyuncu Lazio'dan aldığı dönemde iyi bir oyuncuydu. Şimdi bu transfer Sofyan Feghouli ile karşılaştırılmasın. West Ham Sofyan Feghouli'yi bedelsiz almıştı. O yüzden Galatasaray'a 4 milyon euro gibi bir bedele satmıştı. Ancak zaten sezon başına 10 gol 10 asist, 5 gol 10 asist, 10 gol 5 asist tarzı 28 yaşında Premier Lig görmüş bir oyuncuyu Türkiye'ye getirmeniz zaten çok zor. Yani burada Felipe Anderson'un performansının skor olarak, asist olarak ve maç sayısı olarak düşüşe geçmesi demek tam Süper Lig transferi demek. Yani kariyeri düşüşte bir oyuncu. Bu oyuncunun tekrardan Lazio günlerine dönmesi için iyi bir sistem dahilinde iyi antrene edilmesi lazım. Ve yarışmacı bir takımda oynaması lazım. Yani West Ham, ben onunla da Premier Lig'i takip ettiğim için biliyorum. David Moyes vardı ve Felipe Anderson West Ham'a geldiğinde 1.19 puan ortalamasıyla oynuyorlardı ve bu sezonkinden çok çok daha kötü yerlerdeydi. Daha sonra Pellegrini geldi. O da bir 50-60 maç oynattı takıma. Ardından tekrar David Moyes geldi. Şu anda West Ham 6. sırada. Chelsea ile arasında 2 puan var. Ve iyi bir konumda. Ekim ayında Porto kiraladığında Felipe Anderson'u West Ham onun yerine gitti. Manchester United'den Lingard'ı kiraladı. Jesse Lingard'ı.
ve Ben Rahma'ya 23 milyon euro verdi falan filan. Yani Felipe Anderson'un yerini Felipe Anderson'dan daha düşük bir bedelle doldurdu. Burada bize bu tüm bu veriler bize ne diyor? Kariyeri düşüşte olan bir oyuncu ama yaş olarak çok verimli bir çağda, 28 yaşında. Sakatlık geçmişine de baktım ben. Bu sezon hiç sakatlık yaşamamış. 2019-20 sezonunda da parça parça 12 maç kaçırmış. En son ciddi sakatlığı 2017'de. Çok sakatlanan bir oyuncu da değil. Felipe Anderson ismini burun kıvırmak, açıkçası Süper Lig'de Galatasaray taraftarı Felipe Anderson gibi bir isme burun kıvırmamalı. Sizin kadronun tamamını ya da %80'ini Kerem Aktürkoğlu gibi, Halil Dervişoğlu gibi oyuncularla kurmanız mümkün değil. Bu oyuncuların arasına böyle tecrübeleri ve yetenekleri serpiştirmeniz lazım. Kadro mühendisliği böyle bir şey. Maliyetine de baktığımızda satın alma opsiyonuyla kiralamak demek Galatasaray için şu anda en mantıklı seçenek. West Ham'ın, ben başka İngiliz kaynaklarına da baktım, yaklaşık 14-15 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi var. Bu bedeli Avrupa'da bu maç sayısıyla oynayan bir oyuncuya veren bir takım çok zor çıkar. Ama satın alma opsiyonunu kiralamayla performansını görüp daha sonra gelecek sezon, bu sene şampiyon olursa Galatasaray, çok daha güçlü bir maddi yükle Felipe Anderson'u alabilir. Çok kaliteli bir oyuncu. İki ayağını da kullanabiliyor. Ben açıkçası Felipe Anderson'a burun kıvıracak kadar iyi kanatlara sahip değilim. Yani Felipe Anderson'a burun kıvıracak kadar iyi kanat oyuncularım yok benim. Benim öyle bir haddim yok açıkçası. Ben daha iyisini beklerim. Hele Şampiyonlar Ligi olursa Gökhan, ben daha iyisini beklerim. Yani son daha iki sezonu... Daha iyisi kim mesela abi, yani şey olarak? Isim ya olarak daha iyi bir oyuncu beklerim abi. Genç bir futbolcu beklerim. Kamil Jozwiak gibi bir oyuncu beklerim. Yakup Moder gibi. Yani pozisyon bakma. Morutan gibi. Gelecek vadeden oyuncu beklerim. Tabii ya ki onu, de. Yani o tabii mutlaka... ki alınacak. Yani şöyle söyleyeyim. Senin santrforun Mustafa Muhammed olacak büyük ihtimalle. Gelecek vaat ediyor. Kerem'in var, Halil'in var. Orta sahanda Jetson var, Taylan var. İşte bekler alacaksın biraz daha tecrübeli. İşte Alioski gelecek vaat eden bir oyuncu değil. Yaşını almış. Ama Galatasaray yarışmacı bir takım olduğu için kadroda bir tane, iki tane, maksimum üç tane böyle yıldız isme ben yer verilmesini savunuyorum açıkçası. Yani Galatasaray yıllardır gelenek olan 30 yaş üstü futbolcular değil de 28 yaşında Felipe Anderson'a hayır diyecek lüksüm yok benim şu anda açıkçası. Benim kendi fikrim bu. Felipe Anderson ben hakkında güzel anlattın oyuncu bize. Açıkçası çok iyi çalışmışsın. Teşekkür ediyorum sana. Tanıdığım bir oyuncuydu. Çok çalışmadım da bir tek şeylere çalıştım. Tarihlere baktım yani. Yalnız beni tam olarak ikna edemedin Sayın Gökalp Yatar. Yani ben daha iyisini bekliyorum. Şampiyonluk gelirse, şampiyonluk gelmezse olabilir. Bu arada forvete ilk aday Valère Germain, Fransız futbolcu, Galatasaray'a yazılmış. Baba ve Falcao ile yolları ayrılmayı planlayan. Bu arada Eyüp abi, çok önemli bir ayrıntı var. Felipe Anderson'un sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Satın alma opsiyonunu kiralama gibi bir şey mantıksız geliyor. 2022'de sözleşmesi biteceği için. Bir sezonu daha var. O kiralık 2020... sözleşmesi bitiyor. Kiralık sözleşmesi bu sezon bitiyor. Gelecek sezonda kulübüyle sözleşmesi bitiyor diye biliyorum ben. Bakayım tamam hemen. Doğru. Orada mantık hatası var. Yani 2022'de sözleşmesi bitecek bir oyuncu satın alma opsiyonunu kiralayamazsınız. O yüzden West Ham ya söylediği bedeli bulacak bir takıma satacak ya da daha düşük bir bonservisle satacak, bedava gitmemesi için. West Ham'da da yıllık 4 milyon euro kazanıyor. Porto'ya bedelsiz kiralandı, %100 maaş karşılığı. Yani maaşın tamamını Porto ödeyecekti. 4 milyon euroya Galatasaray o bedellere çıkar mı? Tabii ki soru işareti. Yani 3 milyon euro gibi bir tavan rakam bence idealdir. İmza parası falan da olacak çünkü. Peki Valère Germain'i de çok hızlı bir şekilde konuşalım. Marsilya forması giyiyor. Galatasaray'a geleceği yönünde haberler var. Açıkçası Valère Germain'in de istatistikleri pek parlak değil. 1.80 boyunda, 31 yaşında, olgun bir futbolcu. Bu sezon 24 maçta forma giymiş. 3 golü var. Yani
Maç adedi fena değil. 24 maçta oynuyorsun. Santrafor pozisyonda oynuyorsun. İyi bir takımda oynuyorsun. Ama sadece 3 gol atabilmişsin. Yine ben üşenmedim. Geçen sezonki istatistiklerine baktım. Geçen sezon 32 maçta forma giyiyorsun. Yine 3 gol 1 asist. 4 gollük bir performans ortaya koyuyorsun. Vasatın üzerine çıkamamışsın. Şöyle baktığımızda Gökalp oynadığı pozisyonlarda ana mevkisi burada yazıyor. Baş mevki santrafor. Forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Açıkçası sağ ayaklı bir futbolcu. Ne dersin? Ya şimdi Marsilya'nın kadrosunda iyi yatırım yaptığı Benedetto var. Arkadius Minik var, Napoli'den kiraladığı. Dieng var, genç oyuncu. Bu kadar fazla iyi alternatifin arasında 31 yaşında Germain'in forma giymesi biraz zor zaten. Hani 24 maç yine de iyi süre almış. Zaten Galatasaray'ın bonservisi ne kadar elinde olsa da 31 yaşındaki bir oyuncuyu Valeri Germain gibi az skor üreten bir oyuncu kadrosuna katmasını ben doğru bulmuyorum. Yani daha iyi alternatifler olabilir. Sen Felipe Anderson'u hayır diyorsun. Ben de Valeri Germain'i hakkımı kullanarak daha iyisini bekliyorum diyorum. Halil, Muhammed iki alternatif. Süper. Gelecek sezon için. Ben Valeri Germain'e de hayır diyorum bu arada. He, sen hayır diyorsan tamam. Aynı fikirdeyiz tabii. O zaman. Galatasaray'ın tecrübeli bir oyuncu kadrosuna katacaksa bu Valeri Germain olmaz. Yani Halil ve Muhammed'in yanına rotasyona kim gibi bir oyuncu? Yani nasıl söyleyeyim? Elmander iyi bir isimdi. Yaşı itibariyle bedava da gelmişti. Elmander ve benzeri bir opsiyon kullanmanız lazım yani. Evet, bu arada yani bilgisayarım gene maalesef cortladı. Hiçbir şey bilemiyorum. Soru mu yayınlayamıyorsun? Bakayım abi. Ne sırada ne var ne konuşalım? Yani neydi senin programı planın? Bitireceğiz artık da. Gökhan Günay da bir şey gönderdi ama ne gönderdiğini de göremiyorum açıkçası. Bana da göndersin bakayım. Bilgisayarım kilitlendi şu an. En tekrardan. Azından bahsedeyim. Günay izliyorsa göndersin bana. En azından bahsedeyim yani ne olduğundan. Önemli bir şeydir çünkü bu bakayım şöyle ne yazmış. Ya. Şuradan bakabiliyor muyum? Yok bakamıyorum. Gönderdi bana da. Evet Netflix Türkiye'nin bir şeyi var. Paylaşımı var. Bir post atmış. Fatih Terim'i etiketleyerek atmış. Topun olduğu yerde pozisyon aldık. Bekliyoruz Fatih Terim hocam. Fatih Terim belgeseli yakında Netflix'te. Mükemmel. Vay vay vay. Netflix'te ya işte. Fatih Terim belgeseli geliyor. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Gerçekten inanılmaz. Çok güzel. Gökhan, çok büyük iş. Bak Fatih Terim'i eleştirmeye olursa mükemmel olur. Evet, bak Fatih Terim'i eleştirmeye mantıklı bir şekilde eleştirmeye evet. Hiç kimseye biat etmesin. Kesinlikle doğru. Ama Fatih Terim'i itibarsızlaştıramazsın kardeşim. Fatih Terim Fatih Terim'dir. Bugün sen şampiyonluk yarışındaysan Fatih Terim'in bunda payı çok fazladır. Gökalp ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler sizlere de teşekkürlerimi iletiyorum. Akşam yine bir yayın olacak. Günay'la beraber planlarını, programlarını yaparız. Hatta Günay da mutlaka bir yayın yapacaktır. Artık derbi havası demeyelim, şampiyonluk havası diyelim, düzeltiyorum. Şampiyonluk havasına da yavaş yavaş giriyoruz. İnşallah zafer Galatasaray'ın, zafer bizlerin olacak. İyi bir mücadeleden sonra şampiyon olup tekrardan o gururu yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakırsanız da çok mutlu oluruz. Gökalp sen bir şey söylüyor musun? Yo ben bu Netflix olayına çok heyecanlandım açıkçası. Çünkü Netflix çok dünya çapında işler yaptığı için Fatih Hoca'nın böyle bir bu şekilde onurlandırılması ben bir heykel olayında olması gerektiğini düşünüyorum. Fatih Hoca'nın bir yere bir heykeli dikilmesi lazım. Akşamki yayına kadar mutlaka gündemde yeni şeyler olacaktır. Beşiktaş yine bir şeyler yumurtlayacaktır, bir pot kıracaktır. O yüzden akşama da yine konuşacak bir şeyler çıkar yani. Teknik analizle birlikte. Akşam saat 21'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.